Haberi programından herkese merhabalar efendim. Ankara'yı karış karış dolaşmaya, farklı konu ve konukları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Operatör doktor Zafer Boyraz'ın yanındayım efendim. Kendisi bir insanın yüzünde ne ölçüde değişiklik olabilirse o kadar değişikliklere neden oluyor ve bunu estetik uygulamalarıyla gerçekleştiriyor. Özellikle son dönemde Ankara'da onu tanımayan yok efendim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Doktor Zafer Boyraz, 30 Ağustos 1980 doğumluyum. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2012-13 yılında da Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden kulak burun boğaz dalında uzmanlığımı aldım. Çeşitli hastanelerde, devlette çalıştıktan sonra bu yıl içerisinde kendi yerimizi açmak nasip oldu bize. Şu anda kendi yerimizde, kliniğimizde hastalarımızı ağırlayıp daha çok burun estetiği, dolgu ve botoks şeklinde yüz güzelleştirme ve yüz değiştirme, yüz hastalarımızın ne şekilde istiyorlarsa, özellikle burun olmak üzere o şekilde burunlarını tasarlayıp hastalarımızı mutlu memnun etmeye çalışıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi burun farklı bir organ, yüzün ortasında olduğu için ilk dikkat çeken organ. İlk dikkat çeken organ olduğu için de yüzde değişim yaptığımız zaman çok farklı, çok ciddi boyutlarda değişim sağlayabiliyoruz. Şöyle ki bir hastam pasaport kontrolünde polislerle sıkıntı yaşamıştı bu yüzden, erkek bir hastam. Yüzün ortasında olduğu için güzellik algısında da ön planda. Burnu güzelleştirdiğiniz zaman ortaya daha güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Çünkü burundaki yapılan işlemler gözü de ortaya çıkartıyor. Yanakları da ortaya çıkartıyor. Çene ile uyumlu yaparsanız çene kontürleriyle birlikte yüzde istediğiniz sonucu alıp güzelleştirebiliyorsunuz yüzü istediğiniz gibi. Aynı zamanda biz kulak burun boğaz uzmanı olduğumuz için sadece burunun dışıyla değil iç kısmıyla da ilgileniyoruz. Yani burnun iç güzelliğini de, yani ne demek bu, nefes alamıyorsa hasta içindeki eğrilik olsun, burun etlerinin şişmesi olsun, bunlara da müdahale ederek hem iç hem dış şeklinde hastalarımızın burunlarını tedavi edip onları mutlu şekilde hayatlarını sürmeye bir vesile oluyoruz kendi çapımızda. Onun dışında Ankara'da bu işi yapıyoruz. Neresindeyiz efendim Ankara'nın? Çukurambar'dayız. Ankara, Çukurambar, evet Çukurambar'dayız. Genelde sağlık sektörünün can kalbi, kalbi diyebiliriz Ankara'da. Birçok özel hastane ve birçok özel muayenehanenin olduğu bölge Ankara'da. Hastalarımızı burada muayene ettikten sonra kendi belirlediğimiz hastanelerimiz var. Bu hastaneleri onlar alternatif olarak sunup o hastanelerde ameliyatlarımızı yapıyoruz. Şu süreçte hiçbir sıkıntı yok. Önlemlerimizi alarak korona sürecinde de ameliyatlarımızı her gün almaktayız. Hastalarımızı hastanede çok tutmamaya çalışıp sabah alıp akşam üzeri hastalarımızı gönderiyoruz. Hastalarımız bu durumdan kendileri de memnun. Onun dışında da şu anda durdurak demeden çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz ama yoğun olarak, ağırlıklı olarak burun ameliyatları yapıyorsunuz. Evet. Burun ameliyatları ile ilgili merak edilen birçok nokta var. Özellikle herkes burun ameliyatı yaptırabilir mi? İhtiyacı olsun olmasın? Yaş aralığı nedir? İyileşme evresi kaç gün sürer gibi? Şimdi burun ameliyatlarını, estetik kısımlarını, genelde elektif olanlarını 17 yaşından itibaren alabiliyoruz. Üst sınır hastanın durumuna göre, herhangi bir sıkıntısı yoksa, dahili bir problemi yoksa, anestezi onay verdiyse üst sınırı yok. Ama alt sınırı yasal olarak elektif şartlarda 17 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Eğer çocuk hastaysa, düşmüşse, diyelim bisikletten düştü, burnu kırıldı, bunun elektif olmuyor. Mecburen bunu yapmak zorundasınız. O yüzden onlar acil sınıfına giriyor. Acil müdahale edip düzeltmeniz gerekiyor. Elektif hastanın isteğine uyumlular da dediğim gibi 17 yaşından başlıyor. Üst sınırı yok. İyileşme süreci olarak 3. 4. günlerde iç tamponlarını alıyoruz. Silikon tamponlar koyuyoruz. Bu bakımdan hasta da konforlu bir şekilde tamponlarını çıkarttırabiliyor. Ve içindeki delikler sayesinde de nefes alabiliyor. Dış ateli dediğimiz alçılarını ise bunları da 7. günden itibaren almaya başlıyoruz. Hasta en geç 9-10. günde mesleğine, işine dönebiliyor en geç. Onun dışında %90 hastada ağrı görmüyoruz. %10'luk bir hastada hastanın kendi bünyesine bağlı olarak ağrı olabiliyor. Teşekkür ediyorum. Hocam eklemek istediğiniz ya da buradan şehir günlükleri programı izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajımız var mıdır? Burun estetiği son zamanlarda selfie'nin hayatımıza girmesiyle gündeme gelmiş olan, daha da ağırlığı artmış olan, daha da herkesin istediği, özellikle ülkemizde gitgide yapılması artmış olan bir ameliyattır. Şunu gönül rahatlığıyla çok doğru bir şekilde söyleyebilirim ki dünyada
estetik burun estetiği üstüne ülkemiz yani 2-3 ülkeden birisi. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu sadece ben demiyorum. Bizim hocalarımızın, daha bizi yetiştiren hocaların Amerika'da, Brezilya'da verdiği konferanslar, verdiği dersler oraya eğitim için gitmesinden hatta Avrupa'ya bilebiliriz. Yani buradan bu hocalarımızı takip edersek mesela Eren Hoca, Eren Taş'tan geçenlerde Amerika'ya ve Brezilya'ya gidip oradaki plastik cerrahlara ders verdi. Mesela oradaki plastik cerrahlara kendi bulduğu yöntemi anlattı. Avrupa'dan ve Amerika'dan ciddi anlamda Türkiye'ye burun estetiği ve saç ektirme konusunda hastalar gelmekte ve bu daha da artacaktır. Çünkü az önce dediğim gibi burun estetiği konusunda ülkemiz dünyanın 2-3 ülkesinden biri, belki de lideri. Çok hasta geliyor yurt dışından ve bunlar da çok memnun olarak ayrılıyorlar. O yüzden hastalarımız Türk doktorlarına gayet gönül rahatlığıyla ameliyat olup gayet onlara güvenebilirler. Çünkü şimdiki yetişen tüm doktorlarımız son derece donanımlı ve üst seviyede yetişmekte. Bundan şüpheleri olmasın diyorum. Burun estetiği de güvenli diyebileceğimiz bir ameliyat. O yüzden yaptırmak isteyenler gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Doğru insanı bulup doğru kişiye yaptırmak kaydıyla. Evet. Efendim hocamın da söylediği gibi zaten yapmış olduğu estetik çalışmalar neticesinde açıkça görüyoruz ki kendisi de o bahsettiği doğru kişiler dediği kısımdan, bölümden birisi. Oldukça başarılı çalışmalara imza attı. Hatta belirttiğimiz gibi insanların başını polislerle bile derde sokabiliyor. O kadar değiştiriyor insanın yüzünü. Burun çok önemli efendim. Buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz ve şu mesajı bir kez daha altını çizerek, aktararak kapatıyoruz yayınımızı. Ne olursa olsun uzman ellere güvenin. Türk doktorları artık her branşta olduğu gibi estetikte de dünya lideri. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Teşekkür ederim. Ben şimdi müsaadenizle Gizem Hanım'ı aramaya gidiyorum. Yine ortalarda yok. Tamam.